Hepinize merhaba dostlar. Bugün ellerimde görmüş olduğunuz Frigan nasıl okunuyor bilmiyorum, lanet olsun, APS 10 model AliExpress'ten aldığım eldivenleri inceleyeceğiz. Daha ben de ilk defa şu an kullanıyorum. Herhangi bir zorluk yaşamadım. Çok rahat kontrol edebiliyorum. Yalnız bu taraf tek yön dayı. Nasıl geliyorum buradan? Ondan sonra neden kızgın oluyoruz? Her neyse. Arkadaşlar, eldivenler son derece dayanıklı, son derece kaliteli görünüyor. Çünkü korumaları bayağı yüksek. Yani gördüğünüz gibi iç kısımlarında falan, şu alt parmağının kısımlarında, üst kısımlarında bayağı bir koruma var. Bilek koruması falan zaten önemli, biliyorsunuz. Şu baş parmağı koruyan, like atmamızı sağlayan, parmakları koruyan. Zaten şu elin içi çok önemli arkadaşlar. Düştüğümüz zaman büyük ihtimalle ya bileğimizi vururuz, yani bileğimiz kırılmasın diye. Zaten hareket kabiliyeti çok yok, bakın. Yani sabit tutuyor. Düştüğün zaman şu elini sürtüyorsun zaten büyük ihtimalle. Üst kısımları zaten yumrukların, hani şu yumruğunu sıktığınız zaman çıkan kemikleri de koruyan bir şey var. Burası da havalandırmalı arkadaşlar. Giderken püfür püfür esiyor. Deri yapımı arkadaşlar, yani içi deri, kendisi de deri zaten, dışı deri, her yeri deri. Ama ne derisi bilmiyorum, araştırmadım o kadar. Çok rahat, yani ilk defa kullanıyorum ben de. AliExpress'ten aldım, bayağı erken geldi, 2-3 haftada geldi arkadaşlar. 40 dolar mı 44 dolar mı öyle bir şeydi, tam hatırlamıyorum. Kışında kullanılır mı bilmiyorum ama korumaları benim açımdan çok, hani çok tatmin etti beni. Şu ana kadar kullandığım zaten en korumalı eldiven. Ya koruma hissi çok güzel. Sanki üzerinde karbon fiber var gibi. Onundan bilmiyorum ne kadar. Türkiye fiyatı 120 TL mi oluyor? Ne oluyor? Bir şeyler oluyor ya. Öyle bir şey zaten. 120 mi 150 mi? O civarlarda bir şey. Ama hani koruması yetiyor arkadaşlar, anladınız mı? Rahat bir şey var yani. Hani sizi sıkmıyor. Ve şu an bileklerime kadar koruyor. Hiç şu an rüzgar alıyor da hani o kadar çok değil. Şu iki parmağı birleşik arkadaşlar. Şöyle açayım elimi, bakın. Şu serçe parmakla yüzük parmağı birleşik. Üst kısımlar böyle acayip koruması var ve eldiven size çok hareket ettirmiyor. Sadece gaz vereceksiniz, işte bilmem ne hareketleri yapacaksınız, o kadar. Sinyal falan vermede de bir zorluk yok. Rahat rahat veriyoruz. Debriyajı sıkarken falan da zorluk yaratmıyor. Öyle çok çok da sıkı bir şey değil. Rahat yani. APS 10 modeli, şurada yazıyor zaten arkadaşlar. Yani korumaları falan daha bayağı hoş. Okuldan arkadaşımız Kaan selam verdi demin. Aleyküm selam. Sadece şu parmakta şey yok ama onun da üzerinde şeyleri var yani. Hani deri bir katman var korumasına yardımcı olan. Güzel yani, şu birleşik olma olayı daha da bir güzel. Yani onun sayesinde şey yapıyorsunuz. Zaten şu monta geçiriyorsunuz şu kısmını da. Şimdi motor kullandığım için gösteremiyorum arkadaşlar. Çok rahat yani. Şu ana kadar hiçbir sıkıntı yaşamadım. Elinizi terletmiyor. İçerisi ferah. Yani arkadaşlar, dilim döndüğünce yani öyle resmi şeylere dayanaraktan değil yani. Ben de hani kendi düşüncelerimi söylüyorum şu an kullanmış olma, hani kullanma şeyimi. Şu an zaten ilk defa kullanıyorum dediğim gibi, öyle yorum yapıyorum. Bakalım. Hani bazı eldivenler olur böyle kalındır, tamam mı? Hiç sinyal minyal verdirmez sana. Öyle değil bu, bak. Bu sinyal falan verdiriyor. Bu arada ben medium kullanıyorum arkadaşlar. M yani.
Alırken şuradan ve şu avucunuzun içine ölçüyorsunuz işte bir şekilde. Orada size talimat veriyor AliExpress sitesinde. Oradan artık gerekli ölçümü yaptıktan sonra elinize göre alıyorsunuz. Gayet uygun, gayet güzel. Aldım. Hani bir sorun yok. Ya şimdi arkadaşlar, hani eldiven de koruma çok önemli. Hani düştüğünüz zaman zaten dizinizin, bir de elinizin üzerine düşerseniz zaten kafanız vurma ihtimali başka bir olay. Yani ilk temas eden yerler bunlar olur. Ya dizinizdir ya elinizdir. Hani şöyle bir düşersiniz ya da dizinizi vurursunuz falan filan. O yüzden korumalar çok önemli. Hem elinize takın hem bacaklarınızı koruyun. Her yerinizi koruyun yani mümkün oldukça. Çünkü biliyorsunuz trafikte hani bazı istenmeyen durumlar olabiliyor. Onlar da Allah göstermesin kazaya sebebiyet oluyor. Basit ayrıntıları var. Şimdi gösteremiyorum. Mesela içi gazı daha iyi sağlam tutabilmek için böyle tırtıklı bir yapıya sahip. Yani tırtıklı olması gazı daha iyi kavramanızı sağlıyor. Çünkü kalın bir eldiven kullanıyorsunuz biraz daha. Hani o da gazı vermenizi zorlaştırıyor. Ama adamlar bunun içine böyle bir sistem yaparak daha da gazı kolay verir. Bakın gördüğünüz gibi hemen kavruyor. Zaten gazın üzeri de hep tırtıklı olur genelde. Hemen gazı verdiğiniz zaman kaplar. Eldiven tutar. Şuralarında da marka seziyor işte bu şekilde. Şu alt kısımlarında da var korumaları. Yani her yerinde koruma var genellikle arkadaşlar. Sorun yok. Bir de sipariş ettik. 40 günde falan gelir diyordu. Hemen geldi yani. Herhangi bir sorun teşkil etmedi. Hani alacağım işte nasıl, güvenilir mi falan filan diye soranlar için sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Ben tavsiye ediyorum. Hani korumaları falan güzel abi. Hani bilmiyorum suya karşı nasıl, şeye karşı nasıl, onları deneyerek, gözlemleyerek. Zaten videoları bu şeyle çekeceğim için zamanla test ederiz. Şöyle hızlanıyorum biraz. Abi bu eldiven hani kışın da kullanılır. Sitede nasıl geçiyor bilmiyorum, yazlık mı kışlık mı, ama şu an hiç sorun yaşamıyorum. Rahat yani ellerim. Gayet uygun. Almak isteyen arkadaşlara tavsiyemdir. AliExpress'ten aldım dediğim gibi. Ya AliExpress'ten de benim ilk siparişim. Şöyle söyleyeyim, hani güvenemedim edemedim. Ben çok biraz ön yargılı oldum. Çünkü hani sonuç itibariyle yabancı ülkeden getirtiyorsun. Hani okuyoruz görüyoruz işte, ya gelmedi, yok kıyar geldi, bilmem ne geldi. Hep böyle muhabbetler oluyor da. Hani alan arkadaşım vardı. İşte ona danışarak MBY Motoblog, bu arada arkadaşlar Muhammed kardeşim benim. Canım ciğerim. Onun da kanalına abone olabilirsiniz arkadaşlar. O sağ olsun işte, abi bu eldiven şöyledir böyledir. Anlattı, konuştuk, muhabbet ettik. Dedim tamam ya, o zaman bu olsun. Hani sonuç itibariyle korusun etsin de bizim açımızdan sorun yok. Aynen. Ver sinyali, dur abi. Arkadaşlar eldivenin şurasında bir cırtı var. Tekrar şurasında bir cırtı var. Gördüğünüz gibi buraya monte geçirdikten sonra şöyle kapatıyorsunuz işte. Artık sıkılarını siz ayarlıyorsunuz. Bu şekilde mont bunun içinde kalıyor. Hani böyle bir koruma sebep oluyor. Şöyle bir sökelim. Şurada bileğinizi tutan bir koruması var. Şu şekilde. AFS 10 yazan, markasının yazan. Onu da söktükten sonra eldiveni çıkarıyorsunuz. Çok basit yani arkadaşlar kullanımı. Buralarında da gördüğünüz gibi korumalar mevcut. Aynı eldiven bu şekilde açılıyor. Şu şekilde üstler korumalar yana geliyor zaten, tam ters taktik pardon. Şey yapacak şekilde, bileğinizi koruyacak şekilde. Gördüğünüz gibi hazır. Çok rahat. Hani herhangi bir sorun yok. Almak isteyen arkadaşları umarım yararlı bir video olmuştur. Gene aklınıza takılanları sorabilirsiniz. Şurasında koruma var. Bak şuralarında koruma var. Şu bahsettiğim yüzük ve serçe parmağını birleştirme olayı. Hani gazı daha sağlam verme açısından. Hani bir de bu parmağın kırılma riski çok oluyor arkadaşlar. Hani düştüğünüz zaman serçe parmağınız çok büyük hasarlar alabiliyor. Onu engellemek amaç, parmakları sabit tutma amaçlı. Böyle bir şey yapılmış. Gayet de uygun ve güzel. Yani arkadaşlar umarım
almak isteyen arkadaşlara yararlı bir video olmuştur. Benim diyeceklerim bu kadardı. Merak ettiklerinizi, işte kafanıza takılan soruları yazabilirsiniz yorum olarak veya bana ulaşabilirsiniz sosyal medya hesaplarımdan. Ben elimden geldiğince sizlere geri dönüş yaparak bilgi vermeye çalışırım arkadaşlar. Dostlar daha doğrusu. Hepinizi seviyorum. Kanalımız birlikte büyümeye devam ediyor. Cumartesi günleri sizlerle buluşmaya devam ediyorum. Arkadaşlar benim bu videoda diyeceklerim bu kadardı. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın.